Pekala, yaz tatiliniz için planlarınızı çoktan yaptınız mı? Görünüşe göre çok düşük bir ihtimal de olsa onları gerçekleştirememe durumunuz söz konusu. İnternette ve diğer bazı kaynaklarda dolaşan çılgınca söylentilere göre dünyanın bir anda yok olma ihtimali var ve bunun sebebi Yellowstone süper volkanı olabilir. Evet, kulağa gerçekten çok ürkütücü geliyor ama ilk önce elimizdeki verilerin üstünden bir geçelim. Wyoming, ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı, Amerika'nın ilk ulusal parkıdır. Ayrıca Yellowstone'un dev bir süper volkanın tepesinde bulunduğunu da biliyor olabilirsiniz. Parkın şaşırtıcı geyserleri ve kaplıcalarıyla ünlü olmasının bir nedeni de budur. Fakat aynı zamanda Yellowstone'un altında magma adı verilen sıcak sıvı kayalarla dolu muazzam bir bölümü vardır. 2015 yılında Utah Üniversitesi'nden araştırmacılar bu bölümün önceden düşünülenden çok daha büyük olduğunu ortaya çıkardı. Burada magmadan oluşan bir bölüm daha bulmuşlardı. Bu bölümler ne kadar geniş olursa o kadar magma içerir. İki bölüm birlikte 71 kilometre genişliğinde, 48 kilometre uzunluğunda ve 19 kilometre derinliğinde magmayla dolu. Yani bu magma birikimi Grand Canyon'u bir kez değil 11 kez kolayca doldurabilecek bir miktar. Bazı kişiler bu magma bölümlerinin üstündeki zemine baskı yapmasından endişeleniyor. Üstündeki zeminin yılda yaklaşık 8 santimetre yükselmesine sebep oluyor. Bilimsel tahminlere göre volkanın üstündeki zeminin seviyesi 2004 ile 2011 yılları arasında yaklaşık 0,3 metre arttı. Yani bu işlerin olması gerektiği gibi gitmediği anlamına gelmiyor mu? Henüz eyvah kıyamet günü yaklaşıyor diye bağırmanıza gerek yok tabii. Yellowstone Volkanı Gözlemevi 2015 yılında bu sürecin ya durduğunu ya da ciddi bir şekilde yavaşladığını ve o zamandan bu yana volkanda çok da heyecan verici bir şey olmadığını belirtiyor. Ayrıca uzmanlar yükselen ve inen zemin sayesinde Yellowstone süper volkanının nefes aldığını söylüyor. Herhangi bir patlama olmaksızın zemin yukarı ve aşağı hareket ediyor. Ayrıca Yellowstone aktif bir volkan statüsünde ve volkanik patlama endeksi 10 üzerinden 8. Bu elbette ki yüksek bir rakam ancak volkan patlarsa bu illaki kıyamet kopacağı anlamına gelmiyor. Ve yakın zamanda 1000'den fazla bizonun parktan ayrıldığını söylerken Yellowstone yönetimi bu durumu herhangi olası bir tehlikeyle de ilişkilendirmiyor. Hem kim bilir belki başka yerdeki çimler daha yeşil. Ayrıca Yellowstone'daki en son büyük volkanik patlamanın insanlığın ortaya çıkmasından çok önce yaklaşık 700 bin yıl önce olduğunu unutmayalım. Ancak sadece merak ettiğimiz için Yellowstone süper volkanı patlarsa neler olurdu bir bakalım mı? Acaba bu dünyanın sonunu mu getirirdi yoksa daha çok bölgesel bir doğal afete mi sebep olurdu? Pekala, işte en kötü senaryo. Patlamadan hemen önce Milli Park'ın etrafındaki zemin yükselirdi. Jeotermal havuzlar ve geyserler şu anki 96 derecenin çok üstüne çıkıp aşırı ısınırdı. Ayrıca normalden daha asidik olurdu. Magma yüzeye çıkmaya başlardı. Bir anda magma dolu bölümlerin üstündeki tavan artık dayanamaz ve patlamalar başlardı. Büyük bir lav ve kül kütlesi 26 kilometre kadar yukarı fışkırırdı. Ondan sonra günlerce kül pompalanmaya devam ederdi. Böylesine bir lav, kül ve gaz karışımı 1000 dereceden daha sıcak olurdu. Dahası yaklaşık saatte 480 km bir hızla hareket ederdi. Patlamanın merkezine yakın olan hava yaklaşık 320 derece kadar ısınırdı. Ancak süper volkanın püskürmesinin en tehlikeli sonucu kül serpintisi olurdu. Hemen şemsiyelerinizi çıkarıp gaz maskelerinizi taksanız iyi olur. Bu maddeyi solursanız birkaç saniye içinde ciğerleriniz cam benzeri bir çimentoya dönüşür. Muhtemelen sonucun ne kadar kötü olabileceğini siz de tahmin edebilirsiniz. Ve kül yoğun bir madde olduğu için binalar sonunda külün ağırlığı altında çökmeye başlardı. 3 metrelik bir kül tabakasının püskürme merkezinin etrafındaki yaklaşık 80 kilometrelik bir alanı kaplaması birkaç gün alırdı. Salt Lake City ve komşu bölgelere 1 metre kalınlığında kül yağardı. Ayrıca Los Angeles, San Francisco, Chicago ve hatta New York, Miami ve Toronto gibi daha uzak şehirleri ince bir kül tabakası kaplardı. Kül suyu güvenle içilemez hale getirirdi. Araçlar bozulurdu.
Bir süre Kuzey Amerika'ya ya da Kuzey Amerika'dan uçuşlar kesilirdi. Ve bir kez olsun havaalanı güvenliğinde uzun kuyruklar oluşmazdı. Kül stratosfere ulaştıktan sonra özellikle püskürme kükürt açısından yoğunsa dünyanın belirli bölgelerinde sıcaklıklar düşerdi. Bu madde güneşi etkili şekilde engelleyebildiğinden sıcaklıklar o kadar düşerdi ki gelecek birkaç yıl boyunca dünyanın bazı bölgelerinde yaz mevsimi yaşanmazdı. Muson sezonu değişirdi. Tarım, gıda kaynaklarında aksamalara yol açacak ciddi sorunlara sebep olurdu. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, böyle bir durumda olası zararın sadece ABD'de yaklaşık 3 trilyon dolar olacağını tahmin ediyor. Ama hey, biraz soluklanın. Dediğimiz gibi bu en kötü senaryo. Ve Yellowstone Volkanı gözlemevindeki bilim insanlarına göre bunun gerçekleşmesi pek mümkün değil. Araştırma ve gözlemlerine dayanarak eğer bir patlama olursa bunun çok büyük olmayacağından eminler. En muhtemel sonucu sadece tipik lav akışı olacaktır. Yellowstone'un tarihinde zaten 3 süper patlama olayı meydana gelmiş. Bunlar 2,1 milyon yıl önce, 1,3 milyon yıl önce ve 640 bin yıl önce gerçekleşmiş. Sonuncusunun adı Lav Deresi patlamasıdır. Bu patlama Yellowstone kalderayı yaratmış ve gökyüzüne şaşırtıcı bir şekilde 1000 kilometre küplük kaya, toz ve volkanik kül püskürtmüş. Bu, Yellowstone'da o zamandan beri büyük volkanik patlamalar olmamasına rağmen oldukça etkileyici görünüyor. Her neyse, bu tip bir süper patlama yakın olmasa bile bilim insanları insanlığın muhtemel bir tehlikeden kurtulmasını sağlayacak çözümü bulmuş olabilirler. NASA araştırmacıları zaten mantıklı bir plan önerdiler. Yellowstone süper volkanını soğutmak. Bu önerinin ardındaki düşünce, volkanın magma dolu bölümlerindeki ısının sadece %70'ini sızdırması ve ısının geri kalanının içeride kalmasıdır. Isı belli bir eşiğe ulaştığında volkan patlayacaktır. Bu nedenle Yellowstone yanardağından ısının %35'inin bile dışarı çıkarılması mümkün olsa patlama önlenebilir. Magma daha soğuk ve daha sert bir hal aldığında daha yoğunlaşır. Lav akışkanlığını kaybettiğinde ise yüzeye çıkmaya çalışmaktan vazgeçecektir. Süper volkanı soğutmanın yollarından biri içine daha fazla su katılmasını sağlamaktır. Ne yazık ki bu neredeyse imkansızdır. Her şeyden önce dağlık bölgede bir su yolu inşa etmek inanılmaz derecede pahalı ve zordur. Aynı zamanda bu çok büyük miktarda suyun harcanmasına yol açacaktır. Sonra NASA bilim insanları farklı bir planla çıka geldiler. 10 kilometre derinliğinde bir kuyu açmayı ve buradan çıkacak soğuk basınçlı suyun volkana pompalanmasını önerdiler. Volkandan geri dönen suyun sıcaklığı yaklaşık olarak 320 derece olurdu. Bu şekilde volkandaki ısı yavaş yavaş azaltılırdı. Sahaya bir jeotermal tesis inşa edilse elektrik enerjisi de üretilebilirdi. Üretiminin basitliği sayesinde bu elektrik gücünün kilowatt saat başına 10 centlik inanılmaz bir fiyatı olurdu. Ne yazık ki bu planın bazı sakıncaları var. İlk olarak gezegenimizdeki en derin sondaj deliği şu anda yaklaşık 12.192 metre derinliğinde. Bu kulağa yeterince derin geliyor ama bu sondaj deliğinin çapı sadece 23 cm. Tahmin edebileceğiniz gibi binlerce kilometreküp magma için bu iğne deliği gibi bir şey. Bunun patlamayı tetikleme riski de var. Eğer insanlar kazara magma bölümlerini deler ve volkanı oradan soğutmaya çalışırlarsa, bu işlem bu bölümlerin tavan kısmını daha kırılgan hale getirebilir. Sonuç olarak yüzey kırılmaya daha yatkın hale gelir. Ayrıca bu magma birikiminin üstünde oluşan toksik gazların salınmasına neden olabilir. Bu tehlike, örneğin uzmanlar süper volkanın daha alt tarafını Yellowstone Milli Parkı'nın eteklerinde bir yerde delmeye başlamış olsalar önlenebilir. Bu sayede ısı üst bölümlere ulaşamaz. Küçük bir ayrıntıyı öğrenene kadar bu yaklaşım kulağa gayet iyi bir fikirmiş gibi geliyor. Bu tip bir sondaj projesinin tamamlanması binlerce yıl alır. Yani 16 bin yıl gibi bir şey. Sorun şu ki, bu yöntemi kullanarak volkanı yılda 1 metreden daha hızlı soğutamazsınız. Bunun da ötesinde bilim insanları bu projeyi bitirdikten sonra volkanın en az 100 yıl boyunca daha soğuk kalacağından %100 emin değiller. Son olarak en önemlisi Yellowstone süper volkanını soğutma işi 3,5 milyar dolara mal olurdu. Bu tartışmaya açık bir proje için çok büyük bir rakam.
Her durumda bilim insanları insanların bir yüzyıl daha, hatta daha fazla süper bir patlama konusunda endişelenmelerine gerek olmadığına inanıyor. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kurumu'na göre büyük bir patlama olasılığı yıllık 700 binde bir. Bu olasılık neredeyse büyük bir asteroidin dünyaya düşme ihtimaliyle aynı. Bu da tabii ki dikkate alınması gereken diğer bir eğlenceli bilgi. Dahası bu olayların yakın bir zamanda gerçekleşmesi ihtimaline dair bilimsel bir kanıt yok. Ve ben bunu duyduğuma son derece memnunum. Ya siz? Siz Yellowstone süper volkanının yakın bir gelecekte patlayacağına inanıyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorum bölümünde paylaşın. Bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınızın da Yellowstone süper volkanı hakkında her şeyi öğrenmelerini sağlayın ve hayata hep olumlu bakarak bizlere katılmak için kanalımıza abone olun.